Seni be, dile kolay. He? Kamp günlüğünden herkese merhaba. Günlük falan kalmadı. Kapatıyoruz bugün. Bitti. Yani bugüne kadar şey yapmak isterdim. Süreçleri hep çekip koymak isterdim. Hayalimiz de oydu aslında da yani. O değilmişiz biz be. Hani her günümüzü, her dakikamızı kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşmak yani çok da bize göre değilmiş. Hani günlük tarzında çekemedik. Ruhumuza uymadı. Evet, biz o değiliz yani. Gerçekten değiliz. Merhaba kızlar. Aa, merhaba. Alıştınız mı karavan yaşamına? Ya bizim için şu an benim için öyle bir şey yok ya. Ya alışma gibi bir şey yok. Ben çok hani bayağı evinmiş gibi. Yani evet. Sen peki? Hanımefendi sana soruyor. Terli saç. Babası kılıklı. Gezilerimizi daha çok paylaştık. Hani işinize yarasın diye biraz. Ne bileyim yani, bizim özel hayatımız sizin herhalde bir işinize yaramaz diye düşündük. Ama gezilerimizden aldığınız notlar, özellikle karavanlarla ilgili anlattığım işte videolar, deneyimler. Ya deneyimler bence yeterli gibi ya, değil mi? Böyle elde de yıkayabilirsiniz, makinede de yıkayabilirsiniz. Burada büyüdü. Ya evet. Evet, 2 sene oldu. Soğuk babacığım. Boş odalar. Boş, hiçbir şey yok. Aç kapat, oynayabilirsin şimdi. Evet, çok da bozmayalım. Evet, gerçi doğru. Evet, sattık onu. Evet, doğru. Era'ya sattık onu, şey yapmıyor. Çok açıp da kapama yani. Ya çok da bozmayalım çok, kızım, evet. Tamam mı? Parasını aldık. Işte. Evet, Vera neredeyse burada doğdu, burada büyüdü. Tam 2 yaşında. Çok mutluyduk ya burada. Evet, yani mutluyduk. Çok güzel geçti. Tabii artıları var, eksileri var. Yine oralara girmeyeceğim açıkçası. Her şeyin olduğu gibi zorlukları var. Çok güzel zamanlarda geçirdik. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Hadi gel bakalım. Alkış. Happy birthday. Happy birthday. Emre'cim çok teşekkürler. Eline sağlık her şey için. Merhaba. Çok güzel bir deneyim oldu. Ben şahsen hiç pişman değilim. İyi ki denedik. Amacımız buydu zaten. Evet. Hani denemekti. Bunu bir deneyimlemekti hayatımızda. Vera, dışarı gitmek yok. Kusura bakmayın, arada evladı kontrol etmek zorundayız. Gel anneciğim bu tarafa. Bu tarafa gel babacığım. Bak burada oyuncakla oldu. Oyna. Ha, ya gerçekten pişman değilim. Evet, evet. Ama artık sonlandırma kararı aldık bu yaşantımızı. Çünkü yenilikler olacak hayatımızda. Hani bunu paylaşacağız elbette. Bir gün paylaşacağız. Bir gün paylaşacağız. Yakındır yani. Evet. Çok heyecanlıyız. Güzel olmasını diliyorum. Yani inşallah. Birazdan ağlayacağım. Hakikaten çok zor, çünkü çok zorlanıyorum. Evet, 2 yıldır bu çadırda yaşadık. Burası bizim evimizin salonuydu. Evet. Karavanın içi yatak odası, banyo, mutfaktı. Zaman zaman tabii orada da çalışma ortamı oluşturuyorum. Ön koltuğu çeviriyorum falan. Veracım i̇şte bu tarafa. Masa takmak vasıtasıyla orayı da bir çalışma alanına çeviriyordum. Ama ben genelde burada oturuyordum. Evin salonunda. Hanım da içeride oturuyordu. Vera tabii erken uyuduğu için Esra hep içerideydi. Ben de burada çalışıyordum. Müziğimi dinliyordum. İçkimi içiyordum. Çok ayrı geçirdik belki. Komşuluk güzeldi burada. Evet. Esra beni burada zannediyor. Ben fermuarı çekiyorum tırt diye. Komşudayım, yandayım. Orada kahve içiyorum. İşte ne bileyim, Serkan'a gidiyorum, bir şeyler içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Herkes i̇şte, bir yemek veriyor. Derya'ların oraya gidiyorum. Bir bakıyorum Derya böyle ateşli mezeler yapmış falan. Muhteşem bir komşuluk vardı burada. En çok onu özleyeceğiz galiba. Yani evet.
Ay, ay evet, çıktı, ay babacığım. Çıktı güzel kızım. Ay çıktı evet. Ne güzelliği. Yani dediği gibi ben açıkçası çok fazla insanlarla içli dışlı çok fazla olamadım yani burada. İlker onun tadını daha çok çıkarttı. O da patla. Babam çay bitti. Ne yapalım, bir tane daha içelim mi, gidelim mi? Ya seni yerim ben ya. Vera nasıl karavan diyor? Aşkım benim ya. Evet. Yani dediğim gibi ineklerle işte büyüdü. Atları seyretti. Değil mi karıncalarla kızım? Oynadı gerçekten. Karıncalarla bütün gün oturuyor, onları izliyor. Evet, muhteşem o bakımdan ya. Çok mutluyum yani. Ha bunları hatırlayacak mı? Hatırlamayacak tabii işte ki. İşte bu platform onun için çok iyi. Evet, aynen öyle. Ama hatırlamasa da bu ona çok şey kattığını düşünüyorum onun karakterine. Yeni kuşağa bırakabileceğin en büyük miras işte bu sosyal medya aynen, platformu. Aynen. Evet. Bir gün böyle 500 bin falan olursa bu kanal, düşünsene sahibi bu olacak. Evet. Kızıma kalacak kızım. Evet. Sana mı bırakacağım kanalı? Hayır. Kapının ağzında. Kimse seyretmez. Bundan sonra farklı bir şeye evrileceğiz. Evet. Farklı bir şeye evriliyoruz. Evet. Yani öyle tereddütle değil mi? Farklı bir şeye evriliyoruz. Bayağı farklı. Bayağı farklı. Kampla şeyimiz bitti. Sözleşmemiz bitti ama zaten hani bitmese de biz başka bir şeye gideceğiz, başka bir yere gideceğiz. Daha sonra bunu açıklayacağız zaten. Karavan satılık artık. Evet. O da karavanı satışa çıkardık. Karavanımızı bilen biliyor zaten. Kendimize göre tasarladık. İlla ki vardır hani bu tasarımda bir şey isteyen, düşünen yani, olursa yazabilir bana mail adresim. 1,5 yılda, karavanla 1,5 yılda bugün itibariyle, bugün Selanik'ten döndük. 60 bin kilometre yapmışız 1,5 yılda. İşte biliyorsunuz Portekiz'i var, Doğu'su var, Mardin'i, Antep'i falan. Çok güzel. Yani bir karavana yakışan kilometreler yaptı. Ya valla çok da hiç problem yaşamadık. Alır almaz işte motoru yaptırmıştık. Ne bileyim bir takım sponsorlarımız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hani kırmadılar beni. İlk seferde destek oldular falan. Hani inandıkları için bize, aileme teşekkür ediyorum. Bütün destekçilere. Keza işte çadırımızı verdi daha başlangıçta. Protent. Çok teşekkür ederim abi, sağ olasın. Kampu Melifener öyle ilk yıl sponsor olmuştu bize. Zaten biliyorsunuz Zirve Karavan yaptığı karavanı. Ya yani bu çok sağ olsunlar. Hani bir abi kardeş ilişkisiyle, şu an işbirliği falan değil. Bir abi kardeş ilişkisiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ay Esra'cığım. Çadırı almaya gelecekler. Sökmem lazım. Evet. Biraz evet, İstanbul biraz, defteri kapanıyor gibi. Çok evet, yani çok bilinmezimiz var, çok bilinmezli bir denklem. Bayağı oturduk rulet masasına. Evet, çok büyük. Çarkın durmasını var. Bekliyoruz yani. Aynen, aynen öyle. Hakikaten yani bize yakışır şeyler bunlar. Evet. Ama olsun, ben seninle güzel olacağını düşünüyorum. Ay canım benim. Ay Beruş'un. Ay güzel, güzel, her şey güzel olacak. Evet kızım. Evet. Şöyle, gerçekten denemek istiyorsanız mutlaka deneyin. İçinizde kalmasın. Kalmasın. Bir şey. Muhteşem bir şey. Müthiş anılar kalacak size. Hem size hem çocuğunuza. Para mı? Para kızım. Nasıl diyeyim? Bambaşka bir yaşam bu. Hani yaşamadan gerçekten biz şu an ne zırvalasak, ne anlatsak boş. Yaşamanız aynen. Gerekiyor. Aynen. Yani çok soru geliyor bize. Özellikle de, çok pardon lafını kesiyorum. Çocuğunuz küçükse yapın. Yani bu soru çok geliyordu bize çünkü. Hani bebekle nasıl olur? Hani nasıl başarıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz falan? Bebekle çok daha kolay. Büyüdükçe şöyle. Büyüdükçe de zor olduğunu düşünmüyorum. Bizim zorlandığımız şey sadece motokaravan olduğu için. Kesinlikle. Içinde. Çünkü Vera büyüdükçe yerle ilgili sıkıntı. Evet, yani yatak 6.63 olaydı. Böyle mi olurdu hayat? Geniş geniş. Evet aynen. Biz gerçekten biz bununla yaşadıysak, biz artık ya. Her yerde yaşarız biliyor musun? İnşallah evet. 1 yani artı 0 yani 0.5 artı 0 yani her şeyde. Ve sürekli böyleyiz. Vallahi ya. Sürekli böyleyiz yani. Hizmetlerimden memnun musun? Çok. Yemek, he?
çocuk bakımı, her şey. Temizlik, dört yerden dörtlük. Isıtma yaptım sana. Dört dörtlük. Kızına. He? Evet, evet. 10 numara değil mi? Alışverişe yani. Gittim köye aşağıya. Rumeli Feneri köyü çok güzel. 10 numara, 10 numara bir çok adam. Çok teşekkürler. Rumeli Feneri zaten bizi iyi ağırladı. Aynen. Seni. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu hep söyledim. Hep söyledim. Onlar da şahit. Gerçekten İlker benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Ben evet isteyen, hani bunu deneyimlemek isteyen bendim. İnsanlar tam tersi sanıyor. İlker istedi. Evet, ben ayak uydurdum sanıyor. Ama Leracığım, ben istedim. Sen devam et. Tamam. Ama İlker benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Bunu her defasında da söylüyorum. Hani en pis işleri hep İlker yaptı. Evet ben de hani Vera'yı hani büyüttüm. Sabah. Gerçekten sürekli içeride sabah olmak durumundaydım. Hani tamam. Emzirmesi falan hani... Çok şeyimiz vardı, işimiz tak, vardı. Tak. O yüzden İlker'in hakkını ödeyemem o konuda. Vay be, hakkımı ödeyemezsin. Öyle bir şeyler duydum uzaktan. Biraz pop pop yiyeyim dedim. Teşekkür ederim. Peki ne olacak bundan sonra? Açıkçası ilk başta bir eve geçeceğiz. Hepsini zaten paylaşacağız sizinle. Karavanımız inşallah bir gün olur. Olacak ya. Ya olacak, ben de inanıyorum. Tel maşa yapacağım sana bir karavan, merak etme. Çok alıştık. Çok alıştık. Çok alıştık. Çok. Gerçekten ya çok şımarık. İşe güce bile bununla gidiyoruz aynen, artık. Aynen her şey elimiz ayağımız bu. Güzel günlerde görüşelim. Görüşelim. Bu uyuyor ya. Çok ha, uyuyor. Uyuyor bu. Bence de uyuyor. Hadi gel şu biraz daha toparlanalım. Gel.